Yani annem okulumda beden eğitimi öğretmeni. Ben mikrofona vurdum. Kulüp başkanımız Faruk Eczacıbaşı. Faruk Eczacıbaşı. Faruk Eczacıbaşı. Faruk Eczacıbaşı. Şakir Eczacıbaşı. Şakir Eczacıbaşı'ydı. Bir başkandan da öte bizimle çok yakın diyebiliriz. Öncelikle çok mütevazı bir insan. Çocukla çocuk olabilecek derecede sıcakkanlı ve babacan diyebilirim. Şakir Bey bence gelmiş geçmiş en önemli spor adamlarından birisiydi. Şöyle hem çok otoriterdi, hem en alt detaya kadar sporcunun her şeyiyle ilgilenirdi ve çok iyi anlardı. Yani kaşının gözünün oynamasından sporcunun neye meyilli olduğunu anlayıp onun önünü kesmeye çalışır. Takımı hep disipline eder ve hep standardı yüksek tutar. Yani biz maç 3-0 kazanıp gelsek bile bu sizin oyununuz Avrupa standardı değil. Böyle sallanmaya hakkınız yok. Mutlaka en iyisini olmalısınız, kendinizin en iyisini olmalısınız diye bizi çok force ederdi. Şakir Eczacıbaşı bizim için çok tabii hani ulaşılmaz bir insandı ama bir o kadar da yakın birisiydi. Yani maçlardan önce hani onunla çalışmış olan bütün sporcular, tabii Cengiz abimizin yeri ayrıydı. Fakat bir de bize etki eden bir insandı. Onun varlığı ve spor yöneticiliği zaten pek çok insana da zaten ilham vermiştir daha sonraki voleybol camiasında kurulan kulüplere onun başkanlığı. Kapıdan içeri girdiğinizde böyle ailenize gelmiş gibi hissedersiniz. Yani ben Eczacıbaşı'na ilk geldiğimde muhtemelen 14 yaşındaydım. Altyapı için gelmiştim. O günkü kokusuyla bugünkü kokusu, Perihan ablanın orada duruşu, pastaları, börekleri, çörekleri hala aynı. Hala ilk günkü gibi sıcak. Bir kere disiplinle çalışmak ve her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak. Kalite yani. Her şeyi kaliteli yapmak, en iyisini yapmak. Arkadaşlık, aile ortamı ve başarı. İlklere öncülük etmesi. Atatürk'ün kızları adı altında kızlara ve kadınlara verdiği önem. Disiplin de demek istiyorum. Zaten kapıdan girdiğinizde bile o sıcaklığı sizi sarıyor. Herkes günaydın diyor birbirine. Herkes zaten birbirini tanıyor. Bir iletişim içinde herkes. Çok güzel bir ortam yani. Çok güvende hissediyorsunuz kendinizi. Bu kulübün içinde bir güç vardır. Sonuna kadar herkes beraber savaşır. Sonuna kadar beraber.